Merhaba arkadaşlar, yeni bir çözüm videosuyla birlikteyiz. Bu videoda 12. sınıf konularına geçiyoruz artık. Protein sentezi ve nükleik asitlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Başlayalım birinci sorumuzdan. Diyor ki, protein sentezinde moleküllerinden hangileri kullanıldığı halde tüketilmez? Arkadaşlar, burada cevabımız bir kere enzimi alacağız. Çünkü enzim kullanılır ama tüketilmez arkadaşlar. Tekrardan eski halindeki gibi ortaya çıkar. ATP tüketiliyor, ADP'lere dönüşüyor. O yüzden bu tüketilir. Amino asit tüketilir, proteinin yapısına katılıyor. DNA tüketilmez arkadaşlar. DNA'dan sadece şifre alınıyor. Daha sonra DNA zaten başka bir şey yapmıyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olacak. Geçelim ikinci soruya. İnsana ait bir hücrede bulunan DNA molekülündeki nükleotitlerin dizilişi o hücrede sentezlenecek olan aşağıdaki moleküllerden hangisinin yapısını belirlemez? Şimdi bakın, hangisinin yapısını belirlemez diyor. O zaman yapısında protein olmayan bir şey aramamız lazım. Bakıyorum, ribozomal RNA demiş. Ribozomal RNA DNA'dan baz alınarak sentezlenir arkadaşlar. O yüzden bunun yapısını belirler. Antikor bir proteindir. O yüzden bunun yapısında da DNA'nın şifresi vardır. Enzim proteinden oluşmuştur. O yüzden bunda da DNA şifresi vardır. Mesajcı RNA zaten direkt DNA'dan sentezlenir arkadaşlar. Ama ATP'nin yapısında DNA ile ilgili herhangi bir şey bulunmaz. Yani DNA'nın şifresine göre sentezlenmez. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Geçelim üçüncü sorumuza. Ribozom faaliyetinin arttığı bir hücrede. Ribozom ne yapıyordu? Protein sentezi. Yani protein sentezinin arttığı bir hücrede verilenlerden hangilerinde azalma meydana gelir? ATP miktarı ne olur arkadaşlar? Azalır. Çünkü ATP kullanılıyor. Amino asit miktarı azalır. Amino asitler yan yana gelip protein oluşturuluyor. Enzim miktarı değişmez. Enzim ne yapıyordu? Tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda da değişmeden çıkıyordu arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Bir proteinin sentezlenmesi sırasında verilen olaylardan hangisi üçüncü sırada gerçekleşir? Şimdi bakalım. İlk önce DNA'dan mesajcı RNA sentezlenecek arkadaşlar. Yani şurası bir numara olacak. Mesajcı RNA'nın ribozomun iki alt birimini bir araya getirmesi, DNA'nın ilgili bölümündeki hidrojen bağlarının çözülmesi, taşıcı RNA'nın ilgili amino asitleri taşınması, kodon ile antikodon kilitlenmesinde olması. Şurada bu birinci sırada olmayacak çünkü DNA'nın ilgili bölümündeki hidrojen bağları ilk önce çözülecek. O zaman bir numarada ne olacak? 3 numaralı bölgemiz olacak. Daha sonra DNA'dan mesajcı RNA sentezlenecek arkadaşlar. Burası da 2 olur. İkinci sırada gerçekleşir. Sonra mesajcı RNA gider, ribozomun alt birimlerini bir araya getirir. Bakın 3. sırada. Bize zaten 3. sıradayı soruyor. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Ama diğerlerini de sıralayalım. Sonra taşıyıcı RNA diyor, amino asitleri taşıyacak. Kodon antikodon. Kodon antikodon kilitlenmesinin olması için önce taşıyıcı RNA'nın amino asitleri taşıması gerekiyor arkadaşlar. Yani 4 numarada bu olur. 5 numarada da bu şekilde olur. Yani 3, 1, 2, 4 ve 5 şeklinde sıralamamız gerçekleşir. Geçelim diğer sorumuza. 5. soru. Hücrede gerçekleşen olaylarından hangileri için ortamdaki nükleotitler kullanılmaz? Replikasyon neydi? DNA'nın kendini eşlemesi. DNA eşlenirken nükleotitler kullanılır. Transkripsiyon DNA'dan RNA sentezidir arkadaşlar. Burada da nükleotitler kullanılır. Translasyon olayı neydi? Proteinin sentezlenmesi. Protein sentezinde nükleotit değil amino asit kullanılır. O yüzden cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Geçelim 6. soruya. Gelişmiş bir hayvan hücresiyle bir bakteri hücresinde farklı proteinlerin varlığının yanı sıra aynı proteinlerin de gözlenmesi. Özelliklerinden hangilerine kanıttır? Aynı nükleotit çeşitlerini taşıma. Bununla bilgisi yok arkadaşlar. Zaten nükleotit çeşitleri tüm canlılarda aynıdır. Hepimizde adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil nükleotitleri var. Bu gitti. Ortak aktif genlere sahip olma. İşte bakın bu bunun bir kanıtıdır. Çünkü bizim mesela glikoliz enzimlerimiz aynı enzimlerdir. Tüm canlılarda ortaktır. Dolayısıyla aktif gene sahibiz. Ortak aktif genlere. 2 numara ortak olacak.
Aynı çeşit ribozomları kullanma. Ribozom tektir arkadaşlar. Sadece büyüklük bakımından farklılık gösteriyor. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız yalnız 2 olur. Geçelim diğer soruya. Canlılarda gerçekleşen protein senteziyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir hücrede sentezlenecek proteinin büyüklüğünü mesajcı RNA belirler. Bakalım. Transkripsiyon kesinlikle çekirdekte gerçekleşir. Arkadaşlar bu yanlış olur. Kesinlikle çekirdekte gerçekleşir diye bir şey yok. Prokaryotlarda çekirdek yoktur. O yüzden sitoplazmada gerçekleşir. Durdurucu kodonlar herhangi bir amino asidi şifrelemez. Evet arkadaşlar bu doğru. Bakıyorum yalnız 3 yok. O zaman biri tekrar okuyalım. Bir hücrede sentezlenecek proteinin büyüklüğünü mesajcı RNA belirler. Protein mesajcı RNA'ya göre sentezlendiği için büyüklüğünü de mesajcı RNA artı DNA'nın ilgili şifresi de belirler arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olur. Diğer soruya geçelim. 8. soruda diyor ki DNA'sı çıkarılan bir hücrede protein sentezinin bir süre daha devam ettiği gözlenmiştir. Şimdi DNA'sı çıkarılmış, protein sentezi devam ediyor. O zaman bu DNA'dan daha önce mesajcı RNA sentezlenmiştir. Bununla açıklayabiliriz. Diyor ki genetik kontrolü RNA da sağlar. Hayır. Amino asitler farklı taşıcı RNA'lar tarafından taşınır. Hayır. mRNA bir proteinin sentezinde tekrar tekrar kullanılabilir. İşte biz bununla açıklayabiliriz arkadaşlar. Cevabımız Bursa yalnız 3 olur. Geçelim diğer sorumuza. 9. soruda diyor ki DNA molekülü eşlenirken hücre içinde madde miktarının değişimiyle ilgili olarak aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Şimdi DNA eşlenirken ne azalacak? Bakın deoksiriboz azalır. Bu doğru çizilir. Fosfat azalır, evet. Timin bazı azalır arkadaşlar. Su miktarı ne olur azalır olarak göstermiş, yanlıştır. DNA sentezlenirken su miktarı artar. Çünkü bir dehidrasyon sentezidir. Cevabımız denizli olacak. Riboz sabit göstermiş, bu da doğrudur. DNA'da riboz şeker kullanılmıyor. Cevabımız denizli şıkkı olur. Geçelim 10. sorumuza. Diyor ki bir hücrede sentezlenecek proteini şifreleyen mesajcı RNA'nın nükleotit sayısı ve sırası biliniyorsa hangilerine ulaşılabilir? Mesajcı RNA'daki nükleotit sayısını biliyoruz ve sırasını biliyoruz. Diyor ki aktif gendeki nükleotit dizilişi, evet arkadaşlar mesajcı RNA'nın sayısını sırasını biliyoruz. O zaman dizilişini bulabiliriz. Kullanılan taşıyıcı RNA çeşidi, protein sentezi sonucu oluşan su miktarı, biz bunların hepsini bulabiliriz arkadaşlar. Cevabımız Edirne olur. Çünkü nükleotit sayısını bildiğimiz için ne olacak? Bir eksiği kadar su oluşacak. Su miktarını bulduk. Sırasını biliyoruz, dizilişini biliyoruz. O zaman taşıyıcı RNA çeşidini de bulabiliriz arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 11. soruya. Bir proteinin sentezi sırasında kullanılan amino asit çeşitleri ve sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre proteinin sentezinde en az kaç çeşit taşıyıcı RNA görev almıştır? Şimdi bize en az dediği için her bir amino asidi bir tane taşıyıcı RNA'nın, bir farklı taşıyıcı RNA'nın taşıdığını düşüneceğiz. Kaç çeşit burada amino asit var? 6. O zaman cevabımız 6 olur. En fazla deseydi o zaman ne yapardık? Baştaki tüm sayıları toplardık. O zaman cevabımızı bulurduk arkadaşlar. En az dediği için cevabımız 6 olur. 12. soruya geçelim. Bir hücrede protein sentezini gerçekleştiren 4 ayrı ribozom ve aynı şifreye sahip 2 mesajcı RNA aşağıda şematize edilmiştir. Bakın mesajcı RNA'lar aynı. Sadece şekil 2'de 3 tane ribozom yan yana gelmiş. Aynı mesajcı RNA'yı kullanıyorlar. Şekil 1'de bir tane ribozom aynı mesajcı RNA'yı kullanıyor. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Her iki mesajcı RNA'nın da nükleotit dizilimleri aynıdır. Evet, çünkü aynı mesajcı RNA diyor. O zaman bu doğru. Sentezlenen proteinlerdeki peptit bağı sayısı birbirine eşittir. Mesajcı RNA'mız aynı olduğu için bu da doğrudur arkadaşlar. Şekil 2'de birim zamanda daha fazla sayıda protein sentezlenir. Evet, 3 tane ribozomdan ayrı ayrı protein sentezlenir. Dolayısıyla aynı zamanda daha fazla protein sentezi olur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 13. sorumuza. X proteinin sentezinde
yapısına katılacak aminoasitlerle ilgili. İşte bunların kodonlarını ve şifrelerini vermiş. Diyor ki olduğu bilindiğine göre bu proteinin sentezinde kalıp alınan DNA molekülünün tamamlayıcı ipliğindeki baz dizilimi. İlk önce kalıp DNA'yı bulacağız. Daha sonra tamamlayıcı zinciri bulacağız arkadaşlar. Şimdi birinci aminoasitin kodu. Kod zaten DNA'da bulunur. O zaman bir kere anlamlı zincirdeki şifremiz TAS olacak burada. TAS. İkinci aminoasitin kodonu. O zaman bu kodona göre biz bir DNA sentezleyelim. Ne olur? Adeninin karşısına DNA olduğu için timin gelir. Sitozinin karşısına guanin gelir. Urasilin karşısına da adenin gelir. Anlamlı zincirimiz bu. İkinci, üçüncü aminoasitin antikodonu. Antikodon dediği için bu taşıyıcı RNA'da bulunur. Taşıyıcı RNA'da kısa yoldan sentez yaparken ne yapıyorduk? Urasilin yerine timin koyuyorduk arkadaşlar. Böylece bizim şifremiz ne olur burada? Sitozin, timin, sitozin olur. Şimdi bu bizim bulduğumuz anlamlı zincir. Bize neyi soruyor? Tamamlayıcı zincir. O zaman bunun karşısına tekrardan bir zincir sentezleyeceğiz. Hemen yapalım. Timinin karşısına ne gelecek? Adenin. Bakın o zaman C ve A şıkları gitti. Adeninin karşısına ne gelecek? Timin. Sitozinin karşısına guanin. Tamam. Birinci kodlar doğru. Buraya geliyorum. Timinin karşısına ne gelecek? Adenin. Bakın D şıkkı da gitti. Guaninin karşısına sitozin. Adeninin karşısına timin. B ve E şıkkı hala birlikte gidiyor. Gelelim buna. Sitozinin karşısına ne gelecek? Guanin gelecek. Timinin karşısına adenin. Sitozinin karşısına guanin. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa şıkkı oldu. Bu tür sorularda soruyu çok çok dikkatli okuyun. Mesela bize direkt bu şıkkı da hani şunları alıp direkt şıkka yerleştirirdi hepsini. O zaman gidip yanlış şıkkı işaretleyebilirdik. O yüzden şıkları doğru, soruyu doğru şekilde okumanızı öneririm. Gelelim 14. sorumuza. Yukarıda verilen santral doğuma olayında 1, 2 ve 3 ile belirtilen reaksiyonlardan hangileri hücrenin çekirdeğinde gerçekleşir? Arkadaşlar 1 numara nedir burada? Replikasyon. DNA'dan DNA sentezi çekirdekte gerçekleşir. O yüzden 1'i alırız. 2. Transkripsiyon. DNA'dan mesajer RNA sentezi yine çekirdekte gerçekleşir. Çünkü DNA çekirdeğin içindedir. Bu da olur. Mesajer RNA'dan protein sentezi nerede olur? Bu da ribozomda gerçekleşir. O yüzden bunu almıyoruz. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geçelim 15. soruya. Diyor ki aşağıda santral doğma olayı şematize edilmiştir. Replikasyon, transkripsiyon, translasyonu vermiş. Buna göre her protein sentezinde aşağıdakilerden hangisine her zaman gerek yoktur? Her protein sentezinde aşağıdakilerden hangisine her zaman gerek yoktur? Arkadaşlar bir kere DNA'ya her zaman gerek var. Mesajer RNA, ATP. Hayır bak, eğer ki biz DNA'dan bir kere mesajer RNA'yı sentez ediysek o mesajer RNA'yı sürekli kullanabiliriz. O zaman her protein sentezinde bizim DNA'ya ihtiyacımız olmayabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi eğer ki bir kere mesajer RNA'yı sentez ediysek mesajer RNA burada var. Protein sentezinde DNA'ya her zaman ihtiyacımız olmayabilir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim 16. soruya. Diyor ki replikasyon, transkripsiyon, translasyon. Yukarıda verilen olaylarının tümünün gerçekleşmesi sırasında ilgili hücre en çok kaç çeşit nükleotit sentezlemek zorundadır? Kaç çeşit nükleotit sentezleyecek? Bakın DNA'dan DNA üretecek. DNA'dan RNA, bir de protein. Şimdi bakıyorum. Nükleotit çeşitlerimiz neydi bizim? Adenin, timin, guanin, sitozin, urasil. Bunlar tamam nükleotitler. Bazlar, azotlu organik bazlar. Bir de bunların şekerleri var. Şimdi bakın arkadaşlar. DNA için 4 çeşit nükleotit oluşur. Adenin yanına deoksiriboz gelir. Daha sonra guaninin yanına deoksiriboz gelir. Sitozinin yanına deoksiriboz gelir. Ve timinin yanına deoksiriboz gelir. 4 tane DNA için. Aynı şey 4 tane de RNA için olur. Sadece timin yerine ne gelecek? Urasil. Urasilin yanına da riboz gelecek. Kaç çeşit nükleotit oluşur arkadaşlar? 8 çeşit nükleotitimiz oluşacak. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Protein sentezi için son soruya geliyoruz. Sentezlenen mesajer RNA'nın tekrar tekrar kullanılması verilenlerden hangilerine olanak sağlar?
ATP tüketimini azaltır. Doğrudur arkadaşlar. Sonuçta DNA'dan mesajer RNA sentezlenirken ATP tüketilecek. O yüzden bu olur. Nükleotit kullanımını artırır. Hayır, aksine nükleotit kullanımını azaltır. Çünkü DNA'dan tekrar mesajer RNA sentezlemeyeceğiz. Kısa sürede farklı çeşit proteinin üretilmesini sağlar. Mesajer RNA aynı. O zaman protein farklı olamaz. Bu da gitti. Cevabımız ne olacak? Adana yalnız bir olacak. Protein senteziyle ilgili sorularımız bu kadar. Şimdi nükleik asitlerle ilgili soru çözelim. Evet. Nükleotitlerin yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunmaz? Organik baz, deoksiriboz, riboz, fosfat, glikoz. Tabii ki hangisi bulunmayacak arkadaşlar? Glikoz bulunmayacak. Geçelim ikinci sorumuza. DNA molekülünü oluşturan nükleotitlerin yapısında bulunan moleküllerinden hangilerinin farklılığından dolayı birbirinden ayrılırlar? Yani diyor ki nükleotitler hangilerinden dolayı birbirinden ayrılıyor? Fosforik asit hepsinde ortak. Bundan dolayı ayrılmaz. Pentoz şeker DNA'da deoksiribozdur hepsinde. Bundan da ayrılmaz. Ama azotlu organik baz 4 çeşitli. Adenin, timin, guanin ve sitozin bundan dolayı birbirinden farklılık gösterir. Cevabımız yalnız 2 olur. Üçüncü soruya geçiyoruz. Yukarıda DNA molekülü için verilen oranlardan hangileri bütün DNA'lar için ortaktır? Arkadaşlar her zaman için fosfat sayısı ve şeker sayısı birbirine eşit. O yüzden bölümleri de ne olur? 1 olur. Bu doğru. Her zaman adenin sayısı timin sayısına eşit, guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir. Dolayısıyla adeninle guanini toplayıp timinle sitozini topladığımız zaman bölüm her zaman 1 olur. Doğru. Pürin toplam nükleotit sayısı. Arkadaşlar pürinler adenin ve guaninlerdir. Pirimidin bazları ise sitozin, timin ve urasildir. Pürin bazlarıyla toplam nükleotit sayısı her zaman ortak mıdır diye sorduğumuzda evet ortaktır. Neden? Çünkü pürinler adenin ve guanin ya. Bakın adenin, guanin. Adeninin karşısına ne gelecek? Timin. Guaninin karşısına ne gelecek? Sitozin. Diyelim ki adenin sayısı 100 olsun. Timin sayısı ne olacak? 100. Guanin sayısı mesela 200 olsun. Sitozin sayısı birbirine eşit olduğu için ne olacak? 200. Adeninle guanini topladığımız zaman sonucumuz ne çıkar? 300. Toplam nükleotit sayısı ne olur? Bakın 300 burada, 300 de burada, 600. Oranımız ne olacak? 1 bölü 2. O zaman bu da her zaman için ortaktır. Fosfat sayısı, toplam nükleotit sayısı. Her bir nükleotitte bir fosfat olduğu için yine bunun bölümü de 1 olur. Cevabımız Edirne. Hepsi doğru olur. Dördüncü soruya geçiyoruz. DNA'nın hidrolizi sonucu hangileri oluşmaz? Arkadaşlar DNA'nın hidrolizinde bir kere riboz yoktur. Urasil yoktur. Çünkü deoksiribonükleik asit, deoksiriboz şeker var. Adenin, guanin, sitozin ve timin var. Bir de fosforik asit var. Amino asit yoktur. Ama adenine ulaşabiliriz. Cevabımız ne olacak? Denizli 1, 2, 3 olur. Geçelim diğer sorumuza. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece DNA'ya aittir? Sadece DNA. Deoksiriboz şekeri içerir. Evet, bu sadece DNA'ya ait. Pürin ile pirimidin bazının sayıları eşittir. Doğrudur arkadaşlar. DNA'da da bu özellik var, RNA'da da bu özellik var. O yüzden bu gider. Timin nükleotiti sadece DNA'da bulunur. Nükleotitlerden oluşur. DNA'da da RNA'da da nükleotit bulunur. Cevabımız ne olacak? Sadece DNA'ya ait olanları sorduğu için 1 ve 3 olacak. Geçelim 6. soruya. Ototrof bir bakterinin bulunduğu ortamda tuzlarından hangileri azalırsa bakterinin nükleotit sentezlediği düşünebilir. Nükleotidin yapısında ne var arkadaşlar? Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosforik asit. Hangisi azalırsa nükleotit sentezlenir? Fosfat. O zaman cevabımız ne olur? Yalnız 2. Yani Bursa şıkkı olur. Geçelim 7. soruya. Bir DNA molekülünde toplam 1600 fosfat. Arkadaşlar böyle hesaplama soruları kaldırıldı. O yüzden bunu çözmüyorum. 7. soruyu. Gitti bu soru. 8. soruya gelelim. Bakın burada da yine şeker sayısını falan vermiş. Bu da bir hesaplama sorusu. Bunu da çözmüyoruz. Bu hesaplama soruları kaldırıldı çünkü. Geçelim diğer sorumuza. Bu iki soruda bir hesaplama sorusu. Bu soruları da geçiyorum. Hemen diğer sorulara bakıyorum. Diyor ki, yukarıda verilen birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır?
Arkadaşlar ilk önce baz gelecek. Bakın küçükten büyüğe dediği için en küçüğü bazdır. O zaman 4'e 1 yazdık. Daha sonra bazla şeker bir araya gelip nükleoziti oluşturur. İkinci sırada bu. Nükleozitin yapısına bir de fosfat katıldığı zaman ne oluşacak? Nükleotit oluşacak. Üçüncü sırada bu. Sonra bir sürü nükleotit yan yana gelip kodları oluşturacaklar. Kodlar da yan yana gelip neyi oluşturur? DNA geni oluşturur. Genler de bir araya gelip DNA'yı oluşturur. O zaman sıralamamız nasıl olur? 4, 3, bakıyoruz hemen 5, 1 ve 2. Evet, cevabımız Bursa şıkkı olur arkadaşlar. 12. soruya gelelim. Bir bitkinin yaprak hücresinden elde edilen bir nükleik asidin kimyasal analizi yapıldığında sitozinli ve guanini nükleotitlerin sayılarının eşit olmadığı saptanıyor. Sitozin ve guanin birbirine eşit değilmiş. Diyor ki, belirlenen bu nükleik asit ile ilgili. Arkadaşlar, eğer ki bunlar birbirine eşit değilse o zaman RNA'dan bahsediyordur. Çünkü DNA'da sitozin ve guanin sayısı birbirine eşit oluyordu. Bakıyorum, az sayıda nükleotit içeren bir DNA molekülüdür. Hayır. Timin nükleotidi içermez. Evet, RNA olduğu için içermez. RNA molekülüdür. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim 13. soruya. Azotlu organik bazlar pürinler ve pirimidinlerdir. Bunların şeker ve fosfatla birleşmesiyle nükleotitler oluşur. Bir nükleotidin yapısında hangisi bulunmaz? Arkadaşlar, nükleotidin yapısında ester bağı bulunur. Çünkü nerede bulunur? Bakın hemen yazayım. Bakın baz vardır. Şöyle baz artı şeker vardır. Şeker artı bir de fosforik asit vardır. Fosfat diyelim buraya. Fosfat. Bazla şeker arasında glikozit bağı vardır. Glikozit. Böyle büyüdü. Biraz küçültelim. Evet. Şekerle fosfat arasında ester bağı vardır arkadaşlar. Ester. Eğer ki nükleotitler alt alta gelirse o zaman da fosfodiester bağı olacak. Şimdi bakıyorum. Ester bağı var. Evet. Glikozit bağı var. Evet. Zayıf hidrojen bağı var mı burada? Yok. Cevabımız bu olacak. Pentoz dediği şekerdir arkadaşlar. Vardır. Fosforik asit zaten fosfat yazdık. O da vardır. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Geçelim 14. soruya. Ribozomun yapısındaki nükleik asit ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Ribozomun yapısında ne vardı? Ribozomal RNA vardı arkadaşlar. DNA'nın kontrolünde sentezlenir. Evet. Tüm RNA'lar DNA'nın kontrolünde sentezlenir. Unutmayın. Deoksiriboz içerir demiş. Hayır arkadaşlar. Riboz şeker içerir. Gitti. Adenin, timin, guanin, sitozin bazlarını taşır demiş. Hayır. RNA'da timin yok. Gitti. Hücrede en fazla oranda bulunan nükleik asitler doğru. Nükleik asitlerin %80'ini ribozomal RNA oluşturur. %15'ini taşıyıcı RNA oluşturur. %5'lik kısmını ise arkadaşlar mesajcı RNA oluşturur. Dördüncüsü doğru olacak. Cevabımız 1 ve 4 Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 15. soruya. Organik bileşiklere ait özellikler verilmiştir. Bunlardan hangisi nükleik asitlerin diğer organik bileşiklerden farkını ifade eder? Enerji üretiminde kullanılma. Nükleik asitler enerji üretiminde kullanılmazlar. Yapı maddesi olma. Proteinler de yapıya katılıyor değil. Düzenleyici olarak çalışma. Bu da değil arkadaşlar. Hücre metabolizmasını yönetme. Bakın yönetme kime aittir? DNA'ya ait. O zaman nükleik asitleri diğerlerinden ayırır. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim 16. soruya. Bir DNA molekülündeki guanin ve sitozin nükleotitlerin oranı ne kadar çok ise? Guanin ve sitozin arasında kaçlı bağ vardı? Hidrojen bağı üçlü. O zaman ne olacak? DNA'nın iki ipliğini birbirinden ayırmak zor olur arkadaşlar. Bu doğru. Nükleotitleri bir arada tutan fosfodiester bağlarını çözmek. Fosfodiester bağlarıyla guanin sitozin arasında herhangi bir bağ yoktur. O yüzden gider. Nükleotitleri nükleozit haline getirmek. Evet, aralarındaki bağlar fazla olsa da nükleotide kadar parçalandığında nükleoziti ilgilendirmez arkadaşlar. Bu da
zor olmaz. O yüzden cevabımız ne olacak? Yalnız bir A şıkkı olacak. Geçelim. Son iki sorumuz kaldı. Yukarıda verilen hangi moleküllerin varlığına bakılarak bir molekülün DNA mı yoksa RNA mı olduğu tespit edilemez? Adenine bakarak tespit edemem çünkü ikisinde de var. Guanine bakarak tespit edemem, ikisinde de var. Timine bakarak tespit ederim çünkü timin sadece DNA'da var. Riboz şekerine bakarak da tespit ederiz arkadaşlar. DNA'da deoksiriboz var. RNA'da riboz var. RNA olduğunu anlarız. Fosfat grubuna, pardon, burada tespit ederiz, evet. Fosfat grubuna bakarak tespit edemeyiz arkadaşlar. Çünkü fosfat grubu her ikisinde de ortak. Urasile bakarak tespit ederiz. Urasil sadece RNA'da bulunuyor. O zaman cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 5 olacak. Yani Ceyhan şıkkı olacak. 18. soru, son sorumuz. Diyor ki, nükleik asitlerin yukarıdaki özelliklerinden hangileri sadece DNA'ya aittir? Kendisini kopyalama sadece DNA'ya ait bir özelliktir. Nükleotitlerden oluşma, bu DNA'da da RNA'da da ortaktır arkadaşlar. Kalıtsal özellikleri dölden döle aktarma, bu da yine sadece DNA'ya ait bir özelliktir. Cevabımız 1 ve 3 Denizli şıkkı olur. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Nükleik asitler ve protein sentezi ile ilgili soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki videoda fotosentez ve hücresel solunumla ilgili soru çözümü yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.